Algı yönetimi ve iç politika yönelik, seçimi kazanmaya yönelik bir strateji olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü şu ana kadar bütün yetkililer, görevli bütün yetkililer bakanlar dahil ne dediler? PKK terör örgütünün kökünü kazıdık dediler. Turizm ziyaretleri yaptırdılar işte Hakkari'de ve diğer yerlerde. Elbette sevindirici bir durum. Yani Güney Doğanı Anadolu'da terörün bitmesi Türkiye'de yaşayan herkesi mutlu eder. Hiç kuşku yok. Beni emekli asker olarak daha çok mutlu eder. Ama terörün eğer kökü kazındıysa, Kuzey Irak'ta çok az silahlı bir PKK terör örgütü elemanı kaldıysa, o zaman terörist başını ikna etmek için şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak bu cumhuriyeti kuran kahraman kurucu kadronun ilkeleriyle ilkelerine ters düşecek şehit ailelerimizi tümüyle üzecek vatanla duygusal bağını koparacak bu kadar tehlikeli bir söylem madem eğer terör bittiyse PKK terör örgütü bittiyse bu söylemin amacı ne? Çünkü dikkat edin hiçbir yerde Suriye'deki PYD, YPG terör örgütü denmiyor. Bu çok önemli. Halkımız ve değerli izleyenler... PKK deniyor. Evet, değerli izleyenlere Bunu şu... Bunu kapsadığını düşünmüyorsunuz. Evet, doğru bilinen bir yanlışı söyleyeyim. Yani bu kadar algı yönetimi, yani tarihten örnek versem, Türkiye'de iki şey çöktü diyorum ben, iki önemli. Yani bir liyakat tümüyle çöktü, bir de makyabalizm çöktü. Yani Machiavelli gelse desek ki ben 1500'lerde yazdığım Prens Hükümdar kitabını ben Türkiye'de uygulanışını bu kadar bu kadar ileri göremedim yani Türkiye'de nasıl bu kadar oldu? Kıskanırdı yani. Beni açmışlar. Machiavelli Hı. kıskanırdı. Cidden söylüyorum. Ben inanarak söylüyorum bence. Yani ben hamase söyle inanarak söylüyorum. Prens Hükümdar kitabını birkaç kez okuyan biri olarak inanın kıskanırdı Türkiye'deki bu olayı. Ben bu kadar düşünemedim derdi. Şimdi hem PKK terör örgütünün kökünün kazındığını, çok az kişinin kaldığını, can geçtiğini söyleyeceğiz. Ki mutlu edilir tabii. Kahraman güvenli güçlerimize saygı duyuyorum. Ben de o arada çok opera, yani bölgede görev yaptım. Hem de diyeceksiniz ki efendim terörist başı cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar bu cumhuriyeti kuran kadronu elinin tersiyle itecek. Atatürk'ün değerlerinin kesinlikle bağdaşmayan, Şehitlerin kanıyla sulanmış bu vatan toprağını tümüyle üzecek kahraman şehit ailelerini ve kahraman gazi ailelerini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2004 yılında göz ardı edecek, elin tersiyle itecek bir söylem bu. Ben şimdi düşünüyorum ben 1990'larda Hakkari'de kurma yüzbaşıydım. O zaman arada bir zaman bulduğumuzda televizyon izlediğimizde o zamanki partinin ismini unuttum. Şu andaki DEM ve HDP'nin önceki şadı. HDP e, mi? Şuan... HDP, ya, HDP ya, neydi unuttum. Ya Yani orada orada Çok meclis içinde parlamentodaki o milletvekillerinin PKK terör örgütünü savundukları zaman motivasyonumuz düşerdi bizim. Şimdi soruyorum bu söylemi yapan yani o kadar o kadar tehlikeli ki kahramanca şu anda operasyon için nöbet tutan gece gündüz kahramanlarımız var. Suriye'de, Irak'ta, orada burada. Ya bunlar bunu duyunca motivasyon durumu nedir? Nedir yani? Bu düşünülmez mi? Devlet bunu düşünür. Devlet bunun için var. İki, şehit, şehit aileleri, gazi aileleri, gaziler ne düşünür? Her köyde, her mahallede bir şehidimiz var. Gazilerimiz var. Ne düşünür? Duygusal kopuştan hiç bilimsel, sosyolojik bir anlam çıkarmaz mı devlet? Bu çok ilginç ama sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Değerli izleyenlere şunu söylemek istiyorum gerçeği. Doğru bilinen bir yanlış var. Bakın PKK terör örgütü Irak'ta, Kuzey Irak'ta daha fazla. Yani Kandil dediğimiz, Mahmur dediğimiz, Sincar dediğimiz, Güneyde Süleyman, evet orada var. Tamam. Diyelim 1000-1500. Bilemediniz 2000 kişi. 2000 terör silah bıraktı. Peki bunlar nereye geçecek? Bunlar hemen Irak'ın batısındaki Suriye'deki YPG, PYD terör örgütünün oraya geçecek. Çünkü aynı sistem. Peki Suriye'de 70 bin, 80 bin silahlı teröriste ulaşan ve devletçi durumuna gelen ABD'nin desteğiyle YPG, PYD terör örgütünün silah bırakması, dağılması, Mümkün mü sorusunun cevabı sıfırın altında ihtimal. İstese de silahı bırakamaz. Tekrar söylüyorum bakın iddia. İstese de Trump gelse yüz defa emir verse de oradaki Suriye'deki 70 bin 80 bin silahlı teröriste ulaşan devletçi o terör örgütü devletçi silah bırakmaz dağılmaz. Neden? ABD hiçbir zaman İsrail'i kırmaz ki. İsrail'in ona ihtiyacı var. Neden? E çünkü o Suriye'deki bir halka. Sözüm ona Batı Kürdistan, Tırnakçı'nda. Irak'ın güneyinde sözüm ona sözde Tırnakçı'nda Güney Kürdistan, birleşiyor. İran parçalanınca İran'daki Doğu Kürdistan, birleşiyor üç halka. Şimdi soru şu, efendim Türkiye bunların hamisi olacak, üç halkanın ve bunları tanıyacak. Bu nedir biliyor musunuz? Nedir? Büyüyerek küçülmek demek. Bu çok tehlikelidir bu. Bu şu demek... Türkiye 15-20 yıl sonra demografik yapının değişiminin de olumsuz etkisiyle o dördüncü par parça dediğimiz Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney tümüyle o bölge olacak. Hadise budur. Şimdi bunu devlet görür. Görmüyorsa bir problem var, tarihi bir problem var. Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Şimdi biz araba kullanıyoruz, tehlikeli bir duruma geldiğimizde niye dikiz aynası var? Kaza yapmamak için dikiz aynası var. Tarihte böyle. Türkiye'nin geldiği durumda ne dikiz aynası kaldı İpek Hanım, ne de dikiz aynasına bakacak insan kaldı devlette. Maalesef öyle bir duruma geldi. Şimdi bu kadar tehlikeli bir oyun. Şimdi diyelim ki yarın öbür gün geldi gerçekten PKK terör örgütü başı geldi terörist başı. Konuşma yaptı. Ben de konuşma yaptığı zaman televizyonu kapattım. Neden? Ben orada görev yaptım. Şehidim var, gazim var. Ben orada görev biliyorum. Kapattım. Neden? Şehitlerimize vefasızlık etmemek en hafif tabirle söylüyorum. Kapattım. Konuştu. Ne konuştu bilmiyorum. Terörist başı. Güzel de PKK terör örgütü diyelim oradaki silahı bıraktı. Fotoğraf çektiler. Sonra da paylaştı. Video çektiler bıraktı. Nereye gitti bunlar? Suriye'ye kaçtı. Suriye'deki bıraktı mı? Bırakmadı. Peki Türkiye için en tehlikeli olan kalan 1500-2000 terörist mi? Yoksa 70 bin, 80 bin devletçik olan silahlı terörist. Devletçik olan silahlı terörist. Eğer devlet yetkilileri şunu söylerse, PKK terörist başı bütün Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden Suriye'deki PKK'nın uzantısı, PYD, YPG terör örgütü dahil, Irak'taki dahil silah bırakma durumu olursa o da mecliste olmaz. Hiç kusura bakmasınlar. Türkiye cetvelle, Türkiye'nin Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Dur bakalım orada. Orada binlerce şehidimiz var. Biz bazı körfez ülkeleri gibi geldi batının herhangi bir duşları bakanı tuttu cetveli, böyle çekti, öyle çizilmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her karış toprağı kutsaldır ve kutsal şehitlerin kanıyla sılanmıştır. Hiç bu şey bakmasınlar. Ki, bakın şimdi Bahçeli diyor ki İmralı da Türk toprağı diyor. Efendim İmralı Türk toprağıysa <laughs> Türkiye Büyük toprağı toprağı Millet Meclisi de diyor. Efendim İmralı Türk toprağıysa İmralı'ya giderler siyasi yetkililer. Onunla beraber otururlar. O da ortada oturur. O açıklamayı yapar. Başak. O zaman televizyonu ben açarım. Dinlerim. Ama... Cumhuriyeti kuran bir meclis. Dünyanın en meşru, dünyanın en kutsal, dünyanın en haklı savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nı bir saniye bile kapanmadan yöneten bir meclisten söz ediyoruz. Bıraktık 15 Temmuz hain darbe girişimindeki o hainlerin meclisi bombalamasını. Böyle bir meclise, böyle bir meclise. yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu, 3 Mustafa'nın bulunduğu Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Feyzi, o kahraman kadronun bulunduğu meclise nasıl gelecek bu? Hangi parti buna müsaade edecek? Bu kim yapar? Bir den parti müsaade eder. Bambaşka partinin müsaade edeceğini, buna evet diyeceğini bilmiyor. Eğer evet diyorlarsa o zaman Cumhuriyet'in kurucu kadrosuyla problemleri var demektir. Cumhuriyet'le problemleri var demektir. Atatürk'le, 3 Mustafa'yla, Mustafa, Mustafa Feyzi Çakmak'la, Mustafa İsmet'le, Başkomutan Mustafa Kemal'le problemleri var demektir. Ya öyledir bu. Bunun Türkçesi bu. Niye böyle diyorum? Duygusal olduğum için söylemiyorum. Tarih öğrencisi olduğum için söylüyorum. İkinci konu gelelim Türkiye'deki bu kayım atamasına. Bunun şu... Evet, Sayın Bahçeli'nin ben bu söylemlerinin tümünün Cumhur İttifakı içinde planlanmış stratejinin halkalarından bir halka olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Çünkü beraber oynanıyor ve o halkayla yerel seçimlerden birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni deme ittirerek yani demle beraber hareket eden bir muhalefet partisi görüntüsü vererek o oradaki ulusalcı, milliyetçi buna benzer kopuşların yaşanarak zamanında yapmışlardı. Oradaki seçime giderken yani Cumhurbaşkanı'na giden yolun taşlarının döşenmesi olarak görüyorum. Ama çok tehlikeli bu. Çok duygusal kopuşlar yaratır. Geleceğini ben sanmıyorum. Şu anda söylem var ama ben geleceğini veya Türkiye Büyük Milletlerle konuşacağını hiç değerlendiriyorum. Çünkü Aktör, baş aktör burada ABD ve burada büyük ortadoğu projesi var. Yani çözüm sürecini Anayasa çalışmasından ayrı tutmak mümkün değil. Onu söylemiyorlar. Gelelim son kayımla ilgili. Şimdi kayım olayı bir ülkede adalet ve güvenlik olması olmaz. Bir ülkenin devletin en önemli şartıdır, koşuludur. Bir sürü görev var ama adalet ve güvenlik. Adalet ve güvenlik Türkiye'de artık %25'lerin altına düştüyle göre, adalet ve güvenliğe yani adalete inanların oranı inanmıyorum diyen %75. Yargıya güven bir onda 4. Kadınlar diyor ki ben kendimi güvende hissetmiyorum. Yaklaşık %75 güven. Dolayısıyla bir devlet, en önemli iki görev var. Adalet ve güvenlik. Adalet ve güvenliği sağlayamayan devlet kurumlarıyla çöker. Şimdi bu kayım olayında adalet aramak, hukuk aramak, hukuk yoluna başvurmak, evet sayın milletvekillerimiz haklı olarak mecliste oturuyorlar. Partilerini temsil ediyorlar. Efendim hukuk böyle biz şöyle yaptık. Doğru da adalet yok. Adalet yok. Hukuk yok. <laughs> hukuk yok yani. Olmayan bir şey konuşmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama yok. Onun için ben kayımların bu halkasının çok daha yoğun bir şekilde seçim sürecinde geleceğini ve bunun adresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu olduğunu değerlendiriyorum. Peki. Ha hükümet yapar mı? Bunu yapar. Neden yapar? Ne Avrupa Birliği, ne ABD, ne de başka hiçbir sivil toplum örgütü şu anda Türkiye yönetenlere bu konuda veya herhangi bir konuda dur diyecek bir durumları çünkü, yok. Çünkü, meselesi çünkü var. dünyanın en fazla göçmeni var. Suriye'deki PYD-PKK terör örgütü var. Yeni anayasa çalışması var. Yeni anayasada Türklük kavramının esnetilmesi, çıkarılması var. Bu da ABD'nin Büyük Ortadoğu projesiyle gayet uyumlu. O zaman ne ABD ne Avrupa Birliği hiçbir şeye hayır demez. Tenkit de etmez, eleştirmezdi. Peki.